Herkese merhaba. Ben de fotoğrafı çekiyorum. Herkese merhaba. Koca Kız hoş geldiniz. Ben Beyza. Hatta son 3 haftaya girdik. Şu anda Göcek'teyiz. Bugün günlerden pazartesi. Tur başlayalı 2 gün oldu. Memleketimden birileri geldi. Çok tatlı bir arkadaş grubu geldi. Şimdi hepsiyle tanıştıracağım sizi. Tam yemek vaktiydi. Ne var menüde? Bugün nachos yapıyoruz. Nachos. Nachos yapacağız şimdi. Dilay'la başlayalım. Selamlar. Bu teknin anasıyım ben. Evet, gerçek bir ana var burada. Kaç aylık? Şu an 4 aylık. 4 aylık hamile geldi. Hatta öyle bir şey ki rezervasyonu yaptıklarında hamile değil. 6 ay önce falan rezervasyon yaptık biz. İşte 4 aylık hamileyim ben de. İşte bir mezarası yaptı, 2 ay sonra falan hamile kaldım. Ama şu an hiçbir sıkıntı yok yani, gayet hamileymişim gibi. Atlamak dışında her şeyi yapıyorum. Her şey rahat. Aynen, her şey rahat yani. Tamam. Şimdi yemek hazırlayacağım size. Hadi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sana şerefmenim. Evet, yani aslında benim yapacağım hiçbir şey kalmamış. Zaten her şeyi Beyza tatır tatır yapıyor yani. O yüzden çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir tatil. Merhaba arkadaşlar. Başrolde. Kanalıma hoş geldiniz. İpek Su bende efendim. Memnun olduk. Ben zaten çok memnundum, daha da memnun oldum. Var mı söyleyecek bir şeyin? Her şey çok güzel, keyfim çok yerinde. Yani o kadar yerinde, o kadar yerinde. Başka da diyeceğim bir şey yok. Merhaba. Hello. Merhaba. Özge bende. Özge ile Gözde kardeşler ama ikiz gibiler. Evet, çok güzel bir yere geldik. Ben bu arada ilk defa deniz tatili yapıyorum. Acayip sevdim. O yüzden kesin bir daha yaparım. Merhabalar, ben de Kamil. Boğuz abiye teşekkür ediyorum ben burada. Öncelikle beni yalnız bırakmadığınız için güzel kızın arasında. Ben de Kamil. Denizaltı Kamil koyuyorum. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Burada dünden kalma tavuklar var. Dün fırında pişirmeye çalıştık ama gece olmuştu, biz fırına attığımız tavukları. O yüzden bir kısmını tavada yaptık ama bunlar pişirip de yemediğimiz. Çünkü bunlar piştikten sonra biz yattık zaten. O yüzden bunları bugün gündüz yemeye karar verdik. Bunlar öğlen yemeğine dönüşüyorlar. Bir sonra da krenyum oynayacağız. Şu an böyle görünüyor. Üzerine biraz daha malzeme eklenecek. Sonra da fırından çıkmış halini çekeceğim. Nachos'u yedik. Çok da lezzetliydi. Çok güzeldi. Sonra yemekleri yedikten sonra herkes bir mayıştı, bir dinlendik. Şimdi kendimize geldik. Oyun oynamaya karar verdik. Biz şu anda Boynuzbükü'ndeyiz bu arada. Hava gayet güzel. Yarın biraz yağmur bekliyoruz. Hava da biraz geceden itibaren rüzgarlı olacak. Gece saat 9-10'dan sonra rüzgar çıkacak. Muhtemelen biz yine Boynuzbükü'nde kalacağız. Şu an Kıçtankara'yız. Rüzgar artarsa alarga yaparız. Çok rahatsız olmamak için yandan gelen rüzgardan. Çünkü daha önce de söylemiştim. Alarga yapınca spray hood, yani şu öndeki bez parçası sizi koruduğu için rüzgardan ve alargada sürekli kafadan rüzgar aldığınız için havuzluk rahat oluyor. Ama Kıçtankara'da yandan olan rüzgarı sürekli aldığınız için hem tekne hem de siz konforsuz oluyorsunuz. O yüzden duruma göre hareket edeceğiz. Şimdi oyuna geçiyoruz. Oynayacağımız oyunun adı Cranium. Daha önce oynamadım. Hep tabu oynadım ama bakalım nasıl olacak. Şuraya bir yere koyarım kamerayı. Sen kaç yaptın canım? Anlatan ayağa kalksın zaten. Aynen. Evet.
Oraya bu arada şey yok Dila, tabudaki gibi yasak kelime yok. Hı. Bir tane kelime var, onu nasıl istiyorsan anlatıyorsun ama şu aksiyon kartında sana işte az önce mesela anne nasihati verir gibi anlat. Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Ne var? Rüzgar. Ama onunla bir şey diyorlar. Böyle fuuu. Fırtına. Evet. Fırtına önce sessizlik. Evet. Hadi bittik hadi abi. Kamera var. Ikınarak heykel yap. Abi tamam yapayım da. Kayık, saltanat kayığı. Çorbası. Çorbası. Ya hayır. Daha böyle. Ağır çekimdeymişim gibi anlatacağım. Ağır çekimdeymişim gibi anlatacağım. Peki. Konuşması da ağır çekimde olacak ağır ya. Ağır çekimde. Ne kadar şey ağır çekimde kadar. Yapabildiğin kadar. Tamam hadi. Bulgurdan dışı. Neden? Mercimek. Bulgur. Bulgurdan dışı. İçi köfte. İçi köfte. İçi köfte. Bir işi. Mercimek köftesi. Erkek değil de. Kadın budu köfte. Mafya babası gibi anlat. Peki bir şey. Ben çok iyi yapardım ya. Bak şimdi kardeşim. Buraya sevgilin olmadan gelemezsin. Damsız giremezsin. Biz çok iyiyiz. Şimdi bana artık sen var ya bunları yapa yapa beynimi yedin. Beynini yemek. Değil, beyin değil ama kelime o. Aklını yedin. İkincisi var ya. Kafayı yemek. Evet. Seri yapmayacağız zaten ya. Havlaya havlaya heykel ya. Çok güzel başladık. Tam böyle motivasyonlu video çekecektim ki arkamızdan çok güzel bir tekne geçti. Ona baka kaldık. Size de göstereceğim. Oceanismiş ama şeyini bilmiyorum. Yani daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel görünüyor. Neyse biz arkamızda gördüğünüz sabahki yerden çıktık o koydan. Orada kıçtan kara yapmıştık. Şimdi halatlarımızı, kıç halatlarımızı çözdük. Alarga'ya çıktık. Çünkü bugün kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz akşam üstünden itibaren. Gece de devam edecek ve yağmurla birlikte gelecek. Aslında çok tehlikeli bir durum yok. Yani tehlikeli bir durum yok. Konforu sağlamak için Alarga'ya çıktık. İlk sebebi işte gece uyanıp karaya yaklaştık mı diye bakmamak. İkinci sebebi de Alarga'dayken rüzgarı baştan alacağımız için yağmurdan, serpintiden kaçmak için, havuzlukta oturabilmek için Alarga'ya çıktık. Çünkü kıçtan karayken yandan bir şekilde alacağız o yağmuru ve rüzgarı. Şimdi keyifler yerinde. Hava günlük güneşlik, hiç yağmur yağacakmış gibi görünmüyor. Ne zaman bulutlanacak diye bekliyoruz ama sabahtan beri de denizin tadını çıkardık. Boynuz Bükü en güvenli demir atılacak koylardan olduğu için buradayız. Duruyorduk ama sonra rüzgar yer değiştirince diğer teknelerle birlikte dönüyoruz.
biz yaklaşık 70-80 metre civarında bir zincir attık. Ama rüzgar henüz oturmadığı için daha fazla kaloma vermedik. Rüzgar sabit esmeye başladıktan sonra 115 metre zincirimiz var. 110 metresine kadar salarız. Rüzgar oturduktan sonra işte salabildiğimiz kadarını salacağız ki geceyi rahat geçirelim. Yağmur yağmaya başladı şu anda. Bütün eşya lumbozları kapattık. Ondan sonra havluları falan topladık. Biraz da demire kaloma verdik. Çok güzel, şu an yağmaya başladı. Ben daha güneşle girmem denize. Kapat bu, olay bu. Ne yapıyoruz? Yağmurlu havada ne yapılır? Amerikanlı oynarsın, şarap içersin, bira içersin. Bira da gösterebilirim onun için. Şat oyunu mu oynuyoruz? Evet ama birayla oynayacağız. Tamam, ben oynarım. Buradaki ortamı da şöyle göstereyim. Yağmur var ama bu bize engel mi? Değil. Amerikanlı oynuyoruz, takılıyoruz. Ama sabah hava nasıldı? Muazzam. Hiç böyle yağmur yağacağı belli değildi. Herkese. Neydi? Dünkü yağmurla teknenin her yeri yıkanmış. Bunu da böyle biminin üzerine geçirmiştik, kurusun diye asmışlar böyle. Boynuz Bükü'nden çıktık. Biraz yelken yapacağız. Ana yelkeni açacağız şimdi. Açabilirsin. Dönüyor. Arkamızdaki tekne bize yol verdi. Vermek zorundaydı. Gerçi motorumuz açılıyor ama bakalım.
Cenova hiç çalışmıyor şu an. Şu anda rüzgar çok hafif. 7 knotlarda falan esiyor. Ama biz yelkenlerimizi ayarladık. Göbüne doğru gidiyoruz ve Orsa seyrinde gidiyoruz. Haftada bir terimden hepinize merhaba. Bu haftaki terim Orsa. Rüzgar ile tekne omurgası arasında 45 derecelik açıyı oluşturarak yaptığımız seyri Orsa seyri deniyor. Şimdi diyelim ki biz A noktasındayız ve B'ye gitmek istiyoruz. Ama rüzgar tam olarak B'nin olduğu yerden estiği için biz rüzgara karşı dimdik gidemiyoruz. Hiçbir tekne rüzgara karşı gidemez. O yüzden B'ye gitmek için sancağa doğru 45 derece gidiyoruz. Daha sonra iskeleye doğru 45 derece gidiyoruz. Bu yaptığımız rüzgar üstü dönüşlerine de tramola deniyor. Yani sanki merdiven çıkar gibi zikzak çizerek yaptığımız seyre Orsa seyri deniyor. Güzel bir yelken seyrinden sonra Göbün'e geldik. Aslında buraya sadece su depolarımızı doldurmak için gelmiştik. Çünkü suyumuz bitmişti. İşte restorandan birkaç bir şey yeriz. Akşamüstü ayrılıp koya bağlanırız diye düşünüyorduk. Ama buraya gelince herkes burayı çok beğendi. O yüzden mezelerimizi yiyerek restorandan balık tekneye sipariş etmeye karar verdik. Şimdi biraz deniz keyfi falan yapıyoruz. Sonra restorana gideceğiz. Biraz patates kızartması yiyeceğiz. Canımız çekti. Nasıldı deniz? Çok iyi. Muazzam. Müthiş. Harika. Aslında. Dün en son Göbün'de akşam yemeğine gideceğiz demiştik. Biz gittik akşam yemeğine geldik, teknede oturduk falan. Şimdi sabah hamam koyuna geldik. Hava çok güzel çünkü, çok sıcak hala. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 14'ü. Ekim'in 14'ü ve bildiğiniz yaz gibi şu anda. Bugün yapacak çok fazla şeyimiz var. Hatta hepsini liste yaptık. İlk olarak şunu göstermek istiyorum size. İpek Su'nun mükemmel Paris moda haftasından çıkmışımdır. Bu tekne kombini. Tasarlayan kreatif o şekilde tasarlamış. Ne kadar renkli bir karakter olduğunu anlamışsınızdır. İlk olarak ne yapacağız? Hamak. Usturma çeşiyor. Ne bileyim, su kabinesini aynı anda yapalım. İlk baş kabini açacağız. Ondan sonra hamak kuruyoruz, ondan sonra sup. Bitirmemiz sonra gereken bir oyunumuz var. Amerikano'yu bitirmemiz lazım. Onu yemek sonrası. Amerikano'yu bitirip ne var? Yürüyüşümüz var. Logoyu bitireceğiz. Akşamüstü yürüyüş var. Neyin logosu olduğunu söylemiyoruz. O sürpriz. Bir logo çalışmamız yürüyüş var. Evet, arkada batık hamama yürüyeceğiz. Bugün çok iş var. Bugün bayağı işimiz var. Bugün çok iyi. Ben de mi zodyakla gelsem batık hamama? Hamile gibi sayılırım ben de. Anne yarısı çünkü. Teyze anne yarısı oluyor. O yüzden ben de zodyakla gidebilirim belki. İnan hiç belli olmaz. Bombayla Faruk bulamadın. Aynen. Hayır, indir onları, indir. Hayır, alacak bir kalksın da. Ayağına. Basıyor yoksa. Patlayan düşecek, onu geri çak. Bence düşmeyecek. Tam bas tabanlarını. Ama koyu böyle bir şey daha önce gördüm acaba? Şimdi tam bas oluyor gibi. Oldu kız. Tamam. Öbür bacağını çok açtın. Heh. Oldu. Ağırlığını geri verme. Ağırlığın önde olsun. Hayır, böyle falan yok abi. Komik manzarası ya. Bu nedir abi? Macerasından sonra öğle yemeğinde makarna yedik. Üstüne tabii ki herkes mayıştı. Şimdi bazıları kitap okuyor, bazıları yattığı yerde uyuyakaldı. Bunu görünce ben de hamak kurmaya karar verdim. Bir tanesini baş tarafa kurdum.
O da şöyle. İçinde Dila yatıyor şu anda. Bir tanesini biraz Cenova'ya açıyorsunuz. Onun uç tarafına izbaço ile bağlıyorum. Diğer tarafında direğe, ana yelken direğine bağlıyorum. Ana yelken direğe bağlıyorum işte. Sonra Cenova'yı biraz kapatınca bu kıvama geliyor. İkincisi ise bir tanesini iskotonun üzerine buraya bağlıyorum. Diğerini de Bumba'nın uç tarafına bağlıyorum halatı. Şimdi de Bumba'yı açacağım. Bu çok güzel oluyor. Poponu biraz atlatman lazım. Kaldırdım. Beyza, açayım mı teli? Dışarıdayken uçursam daha iyi olabilirdi. Tamam, dur ben halledeceğim. Atlat sen de kendini. Ha, öyle yaparak ağırlığı. Şimdi oldu. Orada seni bıraksak ya. Buradan geçerken düşmeyin. İyi ya. Küçük bir ipek böceği. Kozasındadır. Bu kadar barışçıl ortam, dinlenme, uyuklama yeter dedik ve usturmaça şov yapmaya karar verdik. Şimdi yine usturmaçayla atlamak için şeyi kuracağız. Düzeneği kuracağız. Önce İpek Su'nun kozasını açtık. İpek Su çıkabilecek misin? Çıkıyor mu kozandan? Tam bu şekilde. Yolculuk. Kopuyor mu? Ne oldu? Yok yok, bir şey yok. Allah aşkına. Dur, benim. Dur bir dakika. Yok. Tamam. Hazır. Hazırım. Yapabilirsin İpek Su. Bırakmayı unutma. Atla dediğinde bırakacağız işte. Nefes vermeyi unutmamam lazım. Burnun tıka en kötü. Atla, 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 atla! Atla! İlk atla dediğinde atla dedi. Allah kahretsin sizi ya. Yalnız çok iyiydi. Bacakları... Yalnız hiç yolculuk etmedim, gördün mü? Ya çok iyi atladın ama hiçbir şey olmadı değil mi? Yok, burnuma ben da su gitmedi. Geç atladın sadece. Ama 5 kere atla dedim. Evet, çünkü korktum, aşağıdan çok yüksekti. Bakma aşağı dedi. Bakma dedi kız. Evet, bunu da dedim. Dönüyoruz, hadi bakalım. Dönüyor, yine gidiyor. Ya aşağı. Mükemmel bir atlayış olacaktı. Ready. Atla elimizi atlayıp bakalım. Hızlı değil azıcık, çok yükselmeyin, beklemeyin sizi. Tamam. Sen atlayabilirsin canım, istediğin noktada, ben limiti söylüyorum. Tamam. Gidiyorum. Atla ya. O kadar yukarıdan atlayabiliyor mu? Neredeyse oradan atladı demin. Bu hiçbir şey olmadı. Meraklı bekleyişler. Dalıştan geliyorlar. Balık var mı yok mu? Yok. Ama çok uzun sürdü gelmeleri. Ve? Var mı balık? Var. Var mı?
balıkla geldi. Devasa. Köpek balığı. Tebrik ederiz. Nasıldı? Yani, güzeldi. Burada bundan daha büyüğü zaten olmaz. Birazcık sığ. Akyapalazı. Akyapalazı. Yiyeceğimiz kadarını. Aynen, da, değil mi? Lakılık, evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Atla. Oha, bu yükseklikten mi attın? Vay arkadaş. Hep birlikte yürüyüşe gidiyoruz. Restoran iskelesinden başlayacağız. Batıkamam'a kadar yürüyeceğiz. Yürüyüşe Adanya'nın iskelesinin ucundan böyle karşı tarafından başlıyoruz. Burada taş bir ev var. Tam onun dibinden deniz hattını takip ederek gidiyoruz hep. O duvara geldiğimizde de biraz yukarı çıkıp yine dümdüz devam edeceğiz. Yine bu işaretleri takip ederek gidiyoruz. Burada da tabelalar var. Şöyle deneyim. Buradan hamam koyu 0.8 kilometre. Hamama gelmek üzereyiz. Bu yol gördüğünüz gibi zor bir yol değil. Eğer buraya gelirseniz, o kapı koyunun orada durursanız veya hamamda durursanız buraya kadar iki taraftan da yürüyebilirsiniz. Bu yolu en küçük 6, en büyük de 78 yaşında biriyle yürüdüm bugüne kadar. O yüzden herkes yürüyebilir diye düşünüyorum. Eğer çok büyük bir diz probleminiz veya işte çok sigara içiyorsanız bilmiyorum tabii. Yürümek zor ama normal şartlarda gayet kolay bir yol. Ve yürürken gördüğünüz manzaralar çok güzel. Hem böyle çam ormanın içinde yürüyorsunuz, hava mis gibi. Bir anda deniz manzarası, bir anda orman manzarası, bir anda tekneler. Keyifli. Gelirseniz mutlaka deneyin. Burası yazın genelde çok dolu oluyor. Çünkü hemen buranın yanına günlük tur tekneleri yanaşıyor. Bir anda içinden 30 kişi 40 kişi iniyor. 4-5 tekne gelince de biraz fazla kalabalık oluyor. Şu an tam zamanı. Eylül-Ekim ayları her yerin olduğu gibi buranın da tam zamanı. Kleopatra'nın hamamı da deniyor buraya. Güya işte her yere gittiği gibi Kleopatra buraya da gelmiş. Burada işte hamama girmiş falan. O yüzden onun adı verilmiş. Bu bir argüman. Diğeri de çok güzel olduğu için ona ithaf edildiği doğrultusunda. Artık hangisine inanacaksınız, sizin tercihiniz. Sonuçta burada bir tane hamam kalıntısı var. Bir kısmı suyun altında, bir kısmı suyun üstünde. Tabii ki balıklara da yuva oluyor. Çok tekne yokken. Gelip böyle şnorkelle bakmak da, dalmak da, fotoğraf çekmek de zevkli oluyor. Ya ben bu arada eminim eğer başka bir ülkede olsaydı bu... Merhaba. Merhaba. Başka bir ülkede olsaydı üzerine adım bile atamazdık. Bizim burada herkes üstünde tepiniyor bütün gün. Evet, gezimizin sonuna geldik. Burayı timelapse yaptığım için yakından çekemedim ama zaten ışık da kaybolmaya başladı. Şu an çok 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 güzel görünüyor burası. Gece karanlık olduğu için yürümemeye karar verdik. Botla geri döneceğiz.
güneşli bir sabah değil, yağmurlu, yer yer fırtınalı bir sabaha uyandık. Dün bıraktığımız Göcek'le, hamamla sabah uyandığımız Göcek arasında çok fark vardı. Artık Ekim olduğunu farkına vardık. Rüzgarüstü halatını alıp kendimizi açamadık. O yüzden bir anda oradan ayrıldık. Şimdi kahvaltı yapabileceğimiz sakin bir yere doğru gidiyoruz. Ondan sonra da zaten marinaya döneceğiz. Bu hafta da bitiyor. Şu an batı mı esiyor? Kuzey. Kuzey esiyor. 20-25 nat arası kuzey esiyor. Nereye gitmeli? Dış Göbün. Göcek'e yakın bir yere gideceğiz. Dış Göbün bayağı uzak. Marina'ya girmeden önce yol üzerinde boynuz büküne geldik. Burada Alarga'ya müsait olduğu için demir attık. Kahvaltı yaptıktan sonra Marina'ya döneceğiz. Yağmur yağıyor, dağ da geliyor. Aşağısı biraz duman altı olmuş. Allah arkadaşın hayırlısını nasip etsin diye boşuna demiyorum ben. Bak hayırlı. Tüm bu şartlarda aşağıda patateslik aşağıyla gözleme yapan İpek koca suya, yürekli. Koca yürekli yemenim İpek yok. Yemenim de olsaydı şaltam olurdu. Çok güzel kokuyor. Unutmadan. Daha da var devamı. Ortam böyle. Kahvaltı zamanı. Evet, herkes toparlanıyor. Bir haftanın daha sonuna geldik. Ben burada ciddi ciddi çalışıyorum, bu yanımdan değil çıkardım. Tadım çok kaçtı. Hatıralar. İçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Bu haftalık da böyleydi. Yazı yaşadık, kışı yaşadık. Yağmur, güneş, eğlence, her şeyi yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.
bakıyor bence şu an. Merhaba Beyza. O kadar tatlısınız ki. O kadar keyifli zaman geçirdik ki. Evet. Seneyi nasıl getireceğiz bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bir daha gelmek istiyoruz. Gelebilir miyiz? Bir daha gelin. Bizimle tatlısını alır mısın? Biz çalışacağız seninle. Sen artık böyle beraber gidelim. Bak olur. Sinki ne olur? Emin misin? Seni çok sevdik. Evet, seni çok sevdik. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız en kısa sürede tekrar görüşürüz. Oğuz abi seni de çok sevdik. Oğuz abi iki varsın. Unutma. Neydi dilin? Dilin Ege'de, dilin Ege'de kalsın. Kaldı. Kalır. Peki bir şey sorabilir miyim? Çoraplarınızla çıkacak mısınız oraya? Ben terlik yapacağım. keyfim çok... Özbeni mi atlayacaksın? Atlayabilir miyim bakalım? Ay çok güzel. Sıkıma gözü gidecek. Treyi at önce. Hayır. Ayır. Evet, atlayayım.